Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz. Hem de yemeğinizi yıkadık. Ayıttırdık hemen kabaklarımızı. Halka halka doğruyoruz. Soğanlarımızı doğrayacağız. Soğanımızın içine tabandan lezzet vermesi için bir diş sarımsak. Tabi sarımsaklar iri. Siz onu iki diş hesaplayın. Yemeğimiz kabağı haricinde fazla taneli olmayacak. Yaz günü olduğu için sebzelerin güzel kokuları geliyor. Aynı turşu içi gibi. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı ocağa koyduk. İçine bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Normal kızartmaya kalsak bunda 1 kilo yağ gider. Bu şekilde ne olur? En fazla 1 fincan sıvı yağ kullanarak bütün işlemi yapmış oluruz. Yağın ısınmasını bekliyoruz. Hemen kontrol ettik. Kabaklarımızı diziyoruz. İki tarafının kızarması çok önemli değil. Sadece bir yanık kokusu olsa, kızartma kokusu olsa yeterli. Zaten sos buna inanılmaz derecede bir lezzet verecek. İsterseniz 180 derece fırına 35 dakika atıp orada da kızartabilirsiniz. Hiç uğraşmayabilirsiniz. O tariflerim de var benim. Kızartma olmadan, sadece fırında sebzeleri kızartarak. Saati, dakikası belli. 180 derece fırın, 35 dakika. Ya da bu şekilde yaparsınız. Kabaklarımız kızarmaya başladı. Hemen öbür tarafını gösterelim. Kabakları çevirdim. Hemen kapağını kapatıyorum. Öbür tarafın da kızarmasını bekliyoruz. Kabakları kızarttık. Hemen az bir tavamızın dibine yağ ilave ediyoruz. Kıymasını atıyoruz. Kıymayı kişi başı 40 gramdan hesaplayabilirsiniz. Kıymamız toplamını yapmasın diye kenarına şöyle 2 yemek kaşığı bir su ilave ediyoruz. Su bunu dağıtır, toplanmayı önler. Suyunu çektiği gibi ne yapacağız? Soğanını ilave edeceğiz. Kıymamız dağıldı. Hafiften bir suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Sadece kendi yağının kalmasını bekleyeceğiz. Sadece içinde yağ kaldı. Sarımsaklı soğanını ilave ediyoruz. Bir kapak kapatıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Soğanımız kavruldu. Salçasını ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı domates salça ilave ediyoruz. Domates salçasını da güzelce bir kavuracağız. Salça dibine yapışmaya başladığı anda salça kavrulmuş demektir. Salçamız kavruldu. Domatesin üzerine ilave ediyoruz. Salça, domatesin, biberi. Salça, domates üzerine her yerine bir değecek. Yedikten sonra baharat ve su ayarlaması yapacağız. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, yeteri kadar tuz ilave ediyoruz.
Şimdi su ayarlamasına geçtik. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Önce baharatları şöyle iyice bir yediriyorum. Kabakları ilave etmeye başlıyoruz. Fazla soslu olmayacak bu yemek. İçinde bulunan suyu sosu çektireceğiz. Tam bir oturtma tekniğinde olacak. Kapağını kapatıyoruz. İçinde buhar döngüsü olacak. O buhar bunu lohum gibi yapacak. Ortalama 15 dakika sonra yemeğimiz pişmiş olur. Ara ara kontrol edeceğiz. Suyu sizi yanıltmasın. Altını kısıyorum. Ben yemeğimizi kontrol ederim. Bu su sizi yanıltmasın. Ocağı kapattığımız zaman suyun tamamını çeker. Sarımsakları ilave ediyoruz. Sağlıklı olanı bu. 5 dakikada sarımsakla buharlandıracağız. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Yemeğimiz hazır. Altını kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar kabak oturtmamız hazır. Bu yemekte tek dikkat etmeniz gereken suyu fazla vermeyin. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Şöyle dereotunun üzerine dökelim. İnşallah beğenirsiniz. Hemen şöyle tabağımızın kenarında ne yapalım? Hafiften bir kirletelim. Şöyle güzel bir görüntü olsun. Afiyet olsun.